Olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün sizlerle ben Mustafa Kemal'im e, şiirinin etkinliklerini birlikte yapacağız. Sevgili öğrencilerim, öncelikle hazırlık çalışmalarımız var. Birincisi, sizce hangi dünya görüşü Çanakkale Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştır ya da kazandırmıştır? Sevgili öğrencilerim, öncelikle Çanakkale Savaşı ve bütün bakın ülkemizde e, kazanılan savaşlar, Birinci Dünya Savaşı olsun, e, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele diyebilirsiniz hepsini bizler öncelikle vatan sevgisiyle kazanıyoruz. Yani vatan bizim e, kültürümüze nedir? Namustur öğrencilerim. Dinimizi, e, namusumuzu muhafaza ettiğimiz ilk olarak vatan sevgisi yazıyoruz. Daha sonra bağımsızlık düşüncesi, başka bir ülkenin esiri olma düşüncesini reddediyoruz. Bu da milliyetçilik duygularıyla olur. Ayrıca ülkemizdeki dini duygular. Bunlar e, vatanımızı, dinimizi yaşamak için, diyelim, Peygamber diyelim peygamberlerimizin hadislerinde olsun, e, fethedilen topraklar bunun için fethedilmiştir. E, din savaşı olarak düşünür. Yani e, Müslümanlığımızı muhafaza etmek için, dinimizi kaybetmemek için yapılan e, şeyler bu dini duyguların içerisine girer. Yani dinin yaşama esiri olmama duyguları, başka bir dinin esiri olmama duyguları diyebiliriz. Bunlar savaşları kazanmada en etkin olan duygu ve düşünceler fikirlerdir. İkincisi yaşadığımız bölge milli mücadele hareketine nasıl katılmış neler yapmıştır. E, bunu da sevgili öğrencilerim e, çünkü o dönemden çok fazla insan kalmadı ama e, genel olarak e, öncekilerden gelen hatıralara baktığımızda erkeklerin tamamı askere çağrılmış. Sadece çocuklar ve kadınlar kalmış sevgili öğrencilerim onlar da erzak hazırlamışlar. Çünkü evdekilerinin yaşamlarını devam ettirmesi için onları hazırlamışlar. Hazırladıkları evleri için olan yiyecek ve içecekleri de seyrelterim, e, ayırıp askerlere göndermişler. Buralarda da e, daha ziyade e, kadınlar e, ve e, askere gitmeyecek yaşlı çocuk ama çocuklarında bir tık büyük olanları bu erzaklara askerlere askeri alanlara götürmek için seferber olmuş seyrelterim. Şimdi şiirimizi okuyalım. Ben Mustafa Kemal'im. Ben Mustafa Kemal'im. Çanakkale'de Mehmetçik. Ana Fartalarda Kartal. Şahin olur mu Antep önlerinde? Nene hatunla destan. Sütçü imama uzanır ellerim. Vatan ufkunda çelik bir kalkan olurum. Kükrerim cihana karşı sönmeyen bir volkan olurum. Ben Mustafa Kemal'im. Van Gölü'nün maviliği. Kars Kalesi'nin ihtişamı yüreğimde. Karadeniz'in hırçın dalgaları. Erir bandırma vapurunun güvertesinde. Bir millet benimle coşar. Bir millet benimle uyanır. Bir hoş olur yüreğim. Vapur düdüğünde dalgaların sesinde. Ben Mustafa Kemal'im. Güneşle doğarım Samsun ufkundan. Dalgalarla coşkun, martılarla hürüm. Koca bir çinar misali. Kök salmışım Anadolu topraklarına. Her 19 Mayıs'ta yeni doğar, yeniden büyür. Ben Mustafa Kemal'im. Ne mutlu Türk'üm dedim. Gurur duydum, kıvanç duydum. Ben Mustafa Kemal'im. Maviliklerde hilal, tutuşur benliğimde hürriyet ve istikbal. Evet, hürriyet ve istikrar zaten bakın tamamı o. Bağımsızlık ve sevgilerin hür olma, esir olmama değil mi? Süleyman Özbek'in muhteşem bir şiiri sevgilerim. Zaten yan tarafta bakın görüyorsunuz ee, değil mi? Kurtuluş Savaşı'nı andığımız her bayramda 29 Ekim olsun, 30 Ağustos olsun değil mi? Bu şekilde coşkuyla kutlanıyor. Evet, yani şimdi birinci etkinliğimize okuduğunuz şiirde geçen kelime ve kelime gruplarının metin için kazandığı anlamları fark edebilmek için aşağıdaki maç etkinliğini yapınız. Evet, yani bir ne diyor? Özgürlük. Özgür'ün ne demek sevgili öğrencilerim? Hür olma yani hürriyet demek. 2. Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi yeni ay sevgili öğrencilerim. Buna da ne diyoruz? Hilal diye söylüyoruz değil mi sevgili öğrencilerim? Şu şekilde hilal diye veya tam şöyle düşünürsek hilal diye söylüyoruz. Kızla işaret değil mi? Evet bayrağımızda da var. 3. Dünya evren. Buna da ne diyoruz sevgili öğrencilerim? Cihan diye söylüyoruz. 4. Kartalgillerden Avrupa ve Asya'nın dağ orman ve çalılıklarında yaşayan 50-55 cm uzunluğundaki yırtıcı kuş. 4 numaraya da Şahin diye söylüyoruz. 5. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarına dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görünek birliği olan insan topluluğu ulus. Bunlar da nedir? Millettir sevgili öğrencilerim. 6. Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuz giden kişi. Zaten bu da nedir? Huysuzdur. 7 gemide ambar ve kameraları üstü. Evet 7 numara buna da güverte diye söylüyor sevgili öğrencilerim. 8 görkem bu da ihtişamdır sevgili öğrencilerim. İkinci etkinlik okuduğunuz şiirin içeriğine yönelik sorular yazıp sınıfta bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz. Ne sorulabilir? Şiir hangi döneme vurgu yapıyor olabilir? Bakın tabii ki de Kurtuluş Savaşı dönemi veya milli mücadele olarak da ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Daha sonra Mustafa Kemal'in benliği ne ile tutuşuyormuş? Bakın bu çok önemli. Evet hürriyet ve istikrar ile değil mi? Son satırda bundan bahsediyor bakın. Tutuşur yüreğim. Bakın burada ne diyor? Tutuşur benliğimde hürriyet ve istikrar sevgilerim. Hürriyet ve istikrar. Soru. Yazar Çanakkale'de ne olurum diye söylüyor. Bakın burada yazar diye söylüyorum bunları. Yazar veya şair. Şiir olduğu için. Kendini Mustafa Kemal'in yerine koyduğu için. Mustafa Kemal gibi soruları cevap veriyoruz. Mehmetçik olurum diye cevap veriyor değil mi? Evet. Hangi topraklarda kök saldığını söylüyor? Tabii ki de Anadolu topraklarında kök saldığını söylüyor sevgili arkadaşlar. Evet. Üçüncü etkinimizde okuduğunuz Ben Mustafa Kemal'im adlı metinde ile daha önce okuduğunuz Atamız Atatürk adlı metnin türleri ve verdiğin mesajlar yüzünden karşılaşırsınız diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Ben Mustafa Kemal'im. Şu an okuduğumuz ne? Şiir sevgili öğrencilerim. Ne mesaj veriyor şu an okuduğumuz? Mustafa Kemal'in vatan sevgisi değil mi? Vatanın bakın milli mücadele dönemindeki Sütçü İmam'dan bahsediyor. E, milli mücadele dönemindeki verilen şeylerden bahsediyor. Ülkenin genelindeki şeylerden bahsediyor değil mi? Bunlar nedir? Mustafa Kemal'in vatan sevgisi ve vatanın her karışıyla Atatürk'ün özdeşleştiği değil mi? Ben ee, babam Mustafa Kemal'i e evlad gibi severdi. Bir önceki metinde neydi? Anı değil mi? O zaman da yaşadığı e, şeyler anlatılıyordu. Atatürk'ü olan sevgiden bahsediyor. Orada hatırlıyorsanız ne demişti? Ankara'dan gitmem diyor. Bakın 69 yaşında gelmiş Atatürk'ün yanına ve Ankara'da bu milli mücadele kazanmadan e, bu e, zaferi görmeden gitmem bu topraklarda ölürüm diyordu. Atatürk'ü olan sevgiden ve onun liderliği, komutanlığı, halkı bir arada tutması bu liderlik vasıflarından bahsediyordu. 4 Metne konu olan duygu ve düşünceler, olayı yaşayan tarafına anlatılıyorsa buna birinci kişi anlatım, olayın dışındaki gözlemci veya olaya şahit olan tarafına anlatılıyorsa ona da üçüncü kişi anlatım denir. Bu açıklamaya göre şiirdeki anlatım kimin ağzından yapılıyor, nasıl bir anlatım biçimi kullanılmış diye söylüyor. Bakın buraya yazdım. Tabii ki de birinci tekil kişi. Çünkü ne yapmış? E, yazar kendini Mustafa Kemal yerine koyup sanki Mustafa Kemal'in ağzından bir şiir yazılıyormuş gibi e, birinci kişi ağzından ne yapıyor? Anlattığı için birinci kişi anlatım. Birinci tekil e, kişi anlatım veya birinci kişi anlatım diye yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet. Her zamanki klasik etkinliklerimiz fiillerin anlam özellikleri. Şimdi sevgili öğrenciler burada şuraya yazalım. İş olur ve durum fiilleri. Şimdi biz iş oluşu bulurken ne yapıyorduk? Önüne onu getiriyorduk. Oluyorsa iş fiili diyorduk. Bakın onu olurum şeklinde e, gelebiliyor sevgili öğrencilerim. Yani nesne alabildiği için buna iş kılıç fiilleri biraz kapalı olmuş yani bu kelime sevgilencem cümle içerisinde olursa daha doğru verilebilir çünkü anlam bazen oturmayabilir bir kelime üzerinde Evet buna iş kılıç fiili onu aldığı için başka bakın önce onları yapalım mesela onu salmışım onu dedim onu duydum bundan hepsine onu gelebildiği için nesne alabildiği için bunlar sevgilencem iş kılıç fiilleri diye önce işaretliyoruz daha sonra nasıl yapıyorduk? Oluş ve durum fiilleri. Oluş fiilleri e, kendi isteğinin dışında olan bir durumdan bahsediyorduk durumda da kendi isteğiyle olan e, bir durumdan bahsediyordu sevgili öğrenciler mevcut durum zaten şimdi bakıyorum uzanır bakın bir yere uzanma kendi isteğiyle olduğu için durum fiili kükrerim bakın bu da kendi isteğiyle olan ama bunlar nesne e, almadığı için oluş ve durum diye iki yani bakın iş kılıçları önce çıkarıyoruz kalanların ikisi nesne almayan onu kelimesi getirilmenin ikisi olduğu için ikisi içerisine bakıyoruz. Kendi isteği dışında olanlara oluş yazıyoruz. Diğerleri zaten otomatik durum oluyor. Bakın erimek kendi dışında e, zamanlı olan bir şey nedir? Oluş fiili. Doğarım bakın doğma süreci kendi dışında olduğu için oluş süreci. Daha sonra bakın büyümek de aynı şekilde. da bir şeyin tutuşması da kendi dışında olduğu için sevgilendirim. Bunlara oluş yazıyoruz. Diğerlerine de bakın bu şekilde durum fiilleri diye otomatik yazıyorsunuz. Tekrar ediyorum başına onu gelenler, nesne alanlar iş kılır. Nesne almayan, onu gelmeyenler oluş ya da durum kendisi dışında olanlarda bir süreçle olanları oluş yapıyorsunuz. Kalanlarda zaten durum olmuş oluyor. Evet 6. etkinlikte Okuduğumuz metinden ve sınıfa getiriz diğer metinlerden yararlanarak Atatürk'ün milli mücadele döneminde yaptıkları ile milli egemenlik ve milli kimlik konusundaki düşüncelerini anlatan bir şiir yazınız. Şiirinize uygun başlık koyunuz. Şiirinizi oluşturmadan önce nasıl oluşturacağınızı işlem başlamaklarını ölçülü ölçüsüz bunlar bunları yazın demiş. Şiirinizde yabancı dillerden arınız. Evet her zamanki şeyler söylemiş. Bakın ben size Kurtuluş Savaşı diye bir şiir yazdım. Selim Temiz'in bir şiiri. Bir gece karanlığında denize açıldı gemi. Etraf ses vermez. Çok derin bir uykuda seyretmekte. Uzaklaştıkça ışıkları yanıp söndü geminin Bandırma Samsun açıklarına gelen Türk tarihti ilk adım atıldı. Mekan Samsun zaman Mayıs idi. Yani bu şekilde milli mücadele dönemini anlatan çok güzel bir şiir görüyorsunuz sevgili öğrencilerim. Bu şiiri 3 kısa şeklinde zaten yazabilirsiniz. Evet yani burada bakın sonra gidersi hazırlık var. Bunları lütfen hazırlayın. Atatürk'ün milli mücadeleminde söylediği sözler buna benzer şeyler. Bakın zaten metnin girişinde de yazmıştık. Ee, bir sonraki dersimiz için zaten bunları yine hazırlar. Birlikte yaparız sevgili öğrencilerim. Öğretmenimiz zaten buraya kadar yapıyor. Bunu sonraki dersimizde. Zaten bunların içeriği sonraki derste de var zaten. Orada birlikte yapalım sevgili öğrencilerim. Evet yorumlarda istediğiniz sayfalar, diğer e, matematiktir, fendir hangi sayfalar istiyorsanız e, veya Türkçeden hangi sayfalarda yazarsanız sizler için hazırlarım sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarda görüşmek üzere.